Herkese merhabalar arkadaşlar. Geldi çattı kader günü. Arkadaşlar bugün pazar ve bugün şampiyon kim olacak belli olacak. Galatasaray mı Fenerbahçe mi kim olacak belli olacak. Hemen bu yorumla bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Sizce kim şampiyon olacak dedikten sonra mükemmel bir kart açılışıyla yine sizinleyim. Arkadaşlar futbol ateşi artı 90 serisi 90 artı serisi arkadaşlar. Taş kağıt makas biliyorsunuz ben bu kartları çok beğenmiştim. Tasarımları olsun, içerisi olsun. Çok beğenmiştim ve tekrardan sizlere göstermek istedim arkadaşlar bu kartları şöylece. Arkadaşlar bu kartlar hakikaten efsaneydi. Bakalım bu sefer nasıl çıkacak? Taş, kağıt, makas serisi. Yani kart oynamasına şöyle başka bir boyut getirmişler arkadaşlar. Öyle bir yapısı var. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bunu da çekilişte vereceğim böyle komple kutusuyla. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olup yorum yazmak ve videoyu beğenmek arkadaşlar. Yorum yazmanız önemli. Çekilişe katılıyorum yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Maç hakkındaki skorlarınızı, kart hakkındaki videolarınızı, yorumlarınızı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen kutunun içeriğini şöyle açalım arkadaşlar. İçerisinde hiçbir şey kalmasın. Ben hepsini size göstereyim. Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar taş, kağıt, makas serisi. Şöyle hemen ilk kartımızda açıyoruz. Bakıyoruz kim çıkıyor. Vinicius Junior ve arkadaşlar Gullit çıktı. Şöyle göstereyim. Yani şu kartlarda en sevdiğim özellik her futbolcuya falan böyle bambaşka tasarımlar yapmaları arkadaşlar. Bayağı özenilmiş yani kartlarda. Photoshopçuları iyi çalışıyor. Yani her futbolcuya bambaşka tasarım. Hani daha önce açtığım kartları biliyorsunuz arkadaşlar. Kırmızının üstüne futbolcuyu yapıştır gitsin hesabıydı ama burada öyle değil. Thomas Müller çıktı arkadaşlar. Şöyle bütün kartları ben size tek tek hepsini göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Pele! Arkadaşlar Pele çıktı. Şöyle göstereyim. Brezilya Pele. Şöyle Muhammed Salah çıktı. Ondan sonra da. Şöyle bakalım başka kimler çıkacak arkadaşlar. Ben bütün kartları göstereceğim size. Emiliano Martinez ve Vinicius Junior çıktı arkadaşlar. Burada da. Okulların da kapanmasına az bir süre kaldı diyebiliyorum. Thomas Müller çıktı arkadaşlar. Sınavlarınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Nasıl gidiyor sınavlar? Onu da yazabilirsiniz. Paulo Dybala, Seedorf çıktı bir de. Bakalım burada kimler çıkacak? Dediğim gibi arkadaşlar bildirimleri muhakkak açın. Canlı yayınlara falan gelin ya. Canlı yayınlara çok az kişi geliyorsunuz. Vallahi üzülüyorum ha. Şöyle bir dolduralım canlı yayını. O yüzden bildirimleri açın diyorum ya arkadaşlar. Federico ve Kevin De Bruyne. Dün çekiliş yapmıştım. Yine izlenme sayısı çok düşük. Yani videoları izliyorsunuz ama çekilişleri kaçırıyorsunuz. Bunun sebebi de arkadaşlar bildirimleri açmamanız. Yani böyle bir zil işareti var arkadaşlar orada. Orada onu açık hale getireceksiniz ki çekilişlerden de haberiniz olsun. Şöyle Zlatan İbrahimovic, Bruno Fernandes arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani kartlar da bu arada bayağı güzel çıkıyor yani. Bakalım başka kimler çıkacak. Aynı kartlar çıkmayınca daha çok seviniyorum. Bruno Fernandes ve Zico arkadaşlar. Efsanelerdendir Zico, Bruno Fernandes. Yani baksanıza arkadaşlar her biri için ayrı ayrı özenilmiş yani kartlara. Bu kartları bu yüzden seviyorum. Yani her futbolcuda baya baya özenilmiş. Ondan dolayı hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani iç tasarımı, kartın tasarımları güzel olunca harbiden farklı oluyor. Frank De Jong çıktı arkadaşlar. Bakalım başka kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Bu kutuda futbol ateşi 90 artı serisinde kimler çıkacak arkadaşlar? Bir Pele daha çıkardık arkadaşlar. Önemli kartlardandır biliyorsunuz Pele. Bir Pele daha çıktı. Muhammed Salah çıktı ve Pele. Arkadaşlar Pele bu kart dünyasında önemlidir derken bir Pele daha çıkardık. Bayağı Pele çıkıyor ha. Yani Pele üstüne Pele. Pele üstüne Pele. Bakalım burada kim çıkıyor? Bernardo Silva. Ve arkadaşlar şöyle bir eleman çıktı. Bunu bilmiyorum tanımıyorum. Hindistanlı mıdır? Nedir? Nerelidir? Çorumlu mudur? Pedri arkadaşlar. Ve Kylian Mbappe. Arkadaşlar Mbappe'yi de çıkarmış olduk. Şöyle kameramız fokusladı. Onu da gösterdik. Evet arkadaşlar böyle kartları açıyoruz. Devam ediyoruz. Siz de bir like atarsanız cansınız, canansınız. Şöyle Martin Odegaard çıktı arkadaşlar. Şöyle Bellingham çıktı. Adamı ne güzel tahta mahta oturtmuşlar. Böyle şekilli şüküllü bir şeyler yapmışlar. Güzel olmuş yani.
Şöyle bütün kartları göstereceğim yine. Frank de Jong çıktı arkadaşlar. Burada da. Bakalım başka kimler çıkacak. Gerd Müller çıktı arkadaşlar. Efsanelerden. Hakan Çalhanoğlu. Arkadaşlar şöyle. Niye fokuslamıyor bugün bizim kamera? Jort'u çekti herhalde. Hakan Çalhanoğlu çıktı arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Hemen şöyle bakalım başka kimler var. Şöyle Leonardo Bonucci, Sadio Mane bunlar çıktı arkadaşlar. Sadio Mane. Kevin De Bruyne çıktı. Ya şu saat 19'da bu arada maç. Ben bu videoyu yetiştiririm diye düşünüyorum. Bakalım video yani şampiyonluk öncesi yorumlarınız ne olacak? Geçen sefer bayağı bir bilen oldu tabii. Fenerbahçe kazanacak deyip de. Bilen oldu, onları tebrik ediyorum. Yani nasıl oldu da Galatasaray yenildi bilmiyorum ama iyi olan kazansın. Galatasaray şampiyon olacak mı? Ben onu bekliyorum sadece. Heyecanla ve merakla maçı izleyeceğim. O yüzden bu akşam canlı yayın yapamam. Umut ediyorum yarın işten yorgun argın dönmezsem yarın canlı yayın açarım. Brawl Stars canlı yayını yapacağım. Oraya gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Canlı yayınlara bekliyorum. O yüzden bildirimleri açın. Canlı yayınlara gelin. Ben videodan geldim falan yazın. Göreyim yani size. Erling Haaland arkadaşlar ve Beckham, David Beckham eskilerden David Beckham'ı da çıkardık. Poşet buraya yapışmış. Bayağı bombastik farklı farklı kartlar çıktı arkadaşlar. Mbappe'nin düşünsenize şu resmi bile çıktı yani. Yani şurada hep aynı kartlar çıkmadı. Çok güzel. Futbol ateşi 90 artı serisi taş kağıt makas. İçinde ne var ne yok göstereceğim arkadaşlar. Harry Kane şöyle... Arkadaşlar ya adamlar harbi özenmiş ya. Yani kolay değil ha bak bu kadar efekti yapmak falan bunlar. Cidden her kart için böyle 1-1,5 saatini ayırmıştır yani. Belki öyle bir durumdadır. Messi'ye falan baksanız arkadaşlar. Lionel Messi çıktı bu arada. Messi'yi de şöyle göstermiş olayım. Futbol ateşi. Açtığım kartlar arasında şu ana kadar en iyisi diyecektim. Oha! Burada şey yazmıyordu. Nerede? Oo, Arda Güler çıktı arkadaşlar. Arda Güler'in. Oğlum bir dakika lan. Hangisini göstereyim? Heyecanlandım. Bu kartı kendime ayırmak istiyorum. Arda Güler'in gol sevincini koymuşlar arkadaşlar. Arda Güler. Yani aslında şöyle göstereyim arkadaşlar. Arda Güler'in ben bunun böyle 3 boyutlu tasarım halinde yapmak istiyorum. Keşke şunun 3 boyutlu halini bulabilsem var ya böyle model halini ben yazıcıdan çıkartırım. Ya çok iyi ya. Tüylerim tiken tiken oldu yemin ediyorum bunu ayırıyorum. Ve içinden bir tane de hologramlı kart çıktı arkadaşlar. Burada hologramlı bir kutu değildi aslında ama içinden bir tane de hologramlı kart çıktı. Yani Minson çıktı. Arda Güler. Yani bilmiyorum ama bence kutuyu yenilemişler. Daha önceki kutularda Arda Güler'in bu fotoğrafı yoktu. Yenilemişler arkadaşlar. Kutunun içeriğini tamamen yenilemişler. Onu söyleyeyim. Bu kutulardan açmıştım çünkü. Bir tane daha bu kutudan bir tane daha açacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu kutudan bir tane daha var yani. Güzel bir like gelirse arkadaşlar onu da açacağım. Şöyle bir artık bir 1000-2000 like atın ya. Ayıp değil mi kardeşim? Lütfen yani bir like atmak çok mu zor? İzliyorsunuz o kadar. Aha içinden 4 tane kart çıktı lan. Kim çıkıyor? Manuel Neuer, Zidane arkadaşlar. Zidane çıktı efsane. Yine Zidane ve Neuer çıktı. Ya şu Arda Güler çıkması beni benden aldı ya. İstediği kadar Ronaldo, Ronaldo muhabbeti olsun yani. O zaman Dembele çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dembele çıktı. Ozan Tufan çıktı burada da. Yani umarım şu Arda Güler'in şu hareketinin böyle 3 boyutlu tasarım halini bulurum da yazıcıdan çıkartırım. Yani kendime şöyle hediye olarak kendime yapacağım. Bu arada koyarım yani. Trendyol'a falan da koyarım. Alan olur ama önce bulmam lazım. Şöyle Sebastian Szymański ve Dembele arkadaşlar. Dembele ve Szymański. Şöyle hemen şunları da göstereyim. Erling Haaland. Haaland'ın farklı bir fotoğrafı daha çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım başka kim çıkacak. Arda Güler be. Şöyle... Davinson Sanchez ve Harry Kane çıktı arkadaşlar. Şöyle bakayım buradan kim çıkacak? Bruno Fernandes arkadaşlar. Bruno Fernandes çıktı. Buradan bakalım buradan kim çıkacak? Şöyle hemen açıyorum arkadaşlar. Xavi Alonso ve Tete arkadaşlar. Xavi Alonso ve Tete çıktı.
Bakalım burada bir Pele daha çıkardım arkadaşlar. Bu dördüncü oldu sanırım. Muhammed Salah ve Pele çıktı. Burada bir Pele daha çıkardım. Yani arka arkaya Pele çıkması güzel ha. Pele önemli bir kart sonuçta. Bir Pele daha çıkardı ama yani suyunda çıkarmamak gerekiyor tabii ki de. Neyse. Bol Peleli arkadaşlar. Bol Peleli bir kart açılışı oldu. Bir Pele daha çıkardık. Şöyle hemen arkadaşlar bütün kartları göstereceğim sizlere. Poşetini açabilirsem tabii ki. Şöyle arkadaşlar. Hemen bakalım burada kim var. Griezmann ve Maldini çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen Harry Kane ve Rafael Leao çıktı. Bakalım burada kim çıkacak arkadaşlar. Manuel Neuer ve Muhammed Trageze çıktı. Hemen şöyle arkadaşlar gösteriyorum sizlere. Başka kim çıkıyor? Gavi Hertz ve Thomas Müller çıktı arkadaşlar burada da. Şuradan kimi çıkartacağız bakalım. Wilfred Zaha arkadaşlar. Wilfred Zaha ve Muhammed Salah çıktı. Burada kim çıkıyor? Van Dijk ve Dembele çıktı yine. Buradan bakalım arkadaşlar. Gullit ve Vinicius Junior çıkıyor arkadaşlar. Buradan da. Bakayım buradan başka kimler çıkacak. Leonardo Bonucci ve Sadio Mane arkadaşlar. Sadio Mane. Şöyle bakayım buradan. Zidane ve Manuel Neuer çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle kartları açmaya devam ediyoruz. Şöyle Torres ve Ivan Perisic çıktı. Burada da. Oğlum her birinden farklı futbolcu çıktı. Yani Pele çıktı. Dediğim anda Pele de geliyor ya. Pele benim bu lafımı bekliyor herhalde. Haaland çıktı arkadaşlar. Hurts çıktı. Bakayım buradan başka kimler çıkacak. Şöyle hemen açıyoruz. Gareth Bale çıktı arkadaşlar. Gareth Bale çıktı. Gareth Bale de bayağıdır yoktu yani. Kevin De Bruyne çıktı. Hurts çıktı. Haaland çıktı arkadaşlar. Yani şu ana kadar son dönemlerde açtığım en iyi kartlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani süper final falan filan hep aynaları çıkıyordu ama bu başka çıktı yani. Lefter çıktı arkadaşlar. Düşünsenize Lefter çıktı. Burada da Jack Grealish çıktı. Bakalım bayağı da kart var arkadaşlar. Hala açıyoruz. Berkan Kutlu ve Kaka çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen kart açmaya devam edelim. Bakalım burada kim çıkacak. Emiliano Martinez çıktı bir tane. Şöyle hemen bunun poşetini yapıştırdım. Nereye yapıştırmışlar? Ha, açamadım. Hemen şöyle açalım bakalım. Burada Izagi arkadaşlar. Izagi çıktı şöyle efsanelerden. Ve arkadaşlar Adriano çıktı. Bakalım burada kim çıkacak. Şöyle hemen bakalım burada. Trageze çıktı arkadaşlar. Şöyle Arda Güler'den bir tane çıkardık. Efsaneler bir tane çıkar arkadaşlar. Yani 400 tane kart arasından bir tane çıkacak tabii ki de. Artık Pele değil yani efsane. Arda Güler bence yani. En efsane kart bence Pele değil. Artık Arda Güler yani. Arda Güler'e hak ettiği değeri vermek lazım. Kevin De Bruyne biliyorsunuz Ronaldo'nun gol rekorunu da kırdı. Yani 370 dakikayla 6 gol. Ronaldo 480 dakikayla 6 gol falan atmıştı. Oynadığı süre boyunca ilk Real Madrid'e geldiğinde. O yüzden Arda Güler şu an onun rekorunda kırmış bulunuyor arkadaşlar. Yani bizim şu anki reisimiz Arda Güler oluyor. Rafael Leao, Alvarez, Julian Alvarez arkadaşlar şöyle. Şöyle hemen bakalım başka kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Lefter çıktı burada. Bakayım burada kim çıkıyor arkadaşlar. Kai Hertz çıktı. Thomas Müller çıktı. Burada arkadaşlar Frank de Jong çıktı. Bakayım başka kimler var kimler yok. Şöyle hemen bakıyorum. Ronaldinho arkadaşlar. Ronaldinho ve Haaland çıktı. Burada bakayım burada kim çıkıyor. Bruno Fernandes çıktı. Ve Robert Lewandowski çıktı arkadaşlar. Burada bir Messi daha buldum arkadaşlar. Messi ve Ter Stegen çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım başka kimler var. Burada Drogba arkadaşlar. Efsane Drogba çıktı. Ve Ruben Dias çıktı. Bakayım buradan kim çıkıyor. Manuel Neuer ve Trageze çıktı.
Hemen şöyle açmaya devam ediyorum. Bir Manuel Neuer daha çıktı arkadaşlar. Ama Arda Güler'den bir tane çıktı. Kai Havertz çıktı. Haaland çıktı arkadaşlar. Bakayım. Siz gerçek anlamda yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. Arda Güler'i izlediniz tabii ki de diye düşünüyorum. En azından internette falan izlemişsinizdir. Arda Güler'in performansını nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Mike Maignan çıktı. Hemen şöyle bakalım, açalım kartları, başka kim çıkıyor? Arkadaşlar Silva çıktı. Bernardo Silva. Şöyle hemen Gareth Bale çıktı arkadaşlar. Kevin De Bruyne ve Gareth Bale çıktı. Şöyle Muhammed Salah ve Pele çıktı bir tane daha. Şöyle hemen açıyorum arkadaşlar. Fernando Torres ve Ivan Brešić çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım, burada Pele ve Muhammed Salah bir tane daha çıkardık. Şöyle hemen bakalım arkadaşlar. Tete arkadaşlar. Tete. Xabi Alonso ve Tete. Efsane kartlardan Xabi Alonso çıktı. Bir Pele daha çıkardık. Şöyle hemen bakıyorum. Drogba ve Ruben Dias çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen şuralardan bakalım. Sadio Mane ve Zidane çıktı. Hemen şöyle bakalım. Pedri ve Kylian Mbappe çıktı arkadaşlar. Şöyle Kvicka, Krešić ve Zaha, Wilfred Zaha çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle Dembele'yi. Oğlum adamın 3 farklı fotoğrafı çıktı lan. Şöyle bakalım burada kim çıkıyor. Dembele bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Paris Saint Germain'li. Şuradan. Şöyle Fernando Torres ve Luka Modric çıktı burada da. Bakayım burada kim çıkacak. Şöyle hemen açıyoruz arkadaşlar. Ruben Dias ve Lionel Messi. Lionel Messi çıkardım. Buradan da. Şöyle hemen bakayım burada kim çıkacak. Manuel Neuer ve Trezeguet çıktı. Hemen şöyle açıyorum. Neymar çıktı arkadaşlar. Bir tane de Neymar'ı da bulduk. Şöyle bakayım buradan kim çıkacak. Şöyle Jack Grealish ve Lefter çıktı arkadaşlar. Bakayım burada kim çıkıyor. Kimi buluyoruz arkadaşlar. Sebastian Szymanski ve Osman Dembele çıktı arkadaşlar. Beckham arkadaşlar. Bir tane daha Beckham çıkardım. Bu adam sonra sinema artisti oldu ya la. Drogba ve Ruben Dias çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bakayım burada kim çıkıyor. Grealish ve Lefter çıktı. Efsane oyuncu Lefter'den de bir tane bulmuş olduk arkadaşlar. Frank de Jong çıktı. Şöyle bakayım burada kim çıkacak. Paulo Dybala ve Arda Güler arkadaşlar. Şöyle atıyorduk az daha. Arda Güler'in bir de bu kartı çıktı ama bence bu kartı daha güzel. Tabii ki de Arda Güler bir tane daha çıkardım arkadaşlar. Real Madrid'den Arda Güler'i. Yani ikisi de güzel ama ben bu kartını saklayacağım kendime. Bunu da çekilişle kazanan arkadaşa hediye etmiş olacağım. Şöyle Pascal Nouma arkadaşlar. Şöyle Beşiktaş'ın en sevdiği oyunculardandır. Eskilerdendir, efsanelerdendir. Pascal Nouma. Şöyle bakalım burada kim çıkacak? Neymar. Paulo Martini Gavi. Şöyle Sadio Mane. Buradan bakalım kim çıkacak. Arkadaşlar Erling Haaland çıktı. Bakalım burada kim çıkıyor. Ter Stegen çıktı arkadaşlar. Burada da. Şöyle hemen bütün kartları açıyorum. Sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Lionel Messi. Evet son iki kartım sanırım. Evet son iki kart. Arkadaşlar şöyle Pedri ve Kylian Mbappe çıktı. Bundan bir kutu daha var arkadaşlar. Onun da açılışını yapacağım. Hiç merak etmeyin. Alexander Arnold ve Oliver Kahn'la arkadaşlar kart açılışını tamamlıyoruz. Arda Güler'li arkadaşlar Futbol Ateşi 90 artı serisi taş, kağıt, makas kartlarını açmış bulunuyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu arada bunun şöyle bir de OKB falan yazıyor arkadaşlar. 200 adet diyor. Hani böyle çakması çukması varsa onu da kaçının. Her neyse arkadaşlar kartları açmış bulunuyoruz. Futbol Ateşi 90 artı serisi şöyle bombastik kartlarla arkadaşlar sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlisi de yorum yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.